Emri kimden aldın? Halkımdan. Ne yapsan seni öldürmeyeceğim. Boşuna nefesini tüketme. Bir her şeyi anlatana kadar ölmeyeceksin. Abi ölecek. Dayanma gücüme. Acısına, yokluğuna dayanma gücüme. Onun intikamını almak için dayanma gücü ver. Her şeyi vereceksin yani. Bana bak. Bana niye sıkmadın? Fırsatım olmadı. Memati'ye sıktıktan sonra bana sıkmak için de fırsatım vardı. Niye bana sıkmadın ha? Sana kolay ölüm yok Polat Alemdar. Önce sevdiğin herkesin tek tek öldüğünü göreceksin. Abi ölüyor. Abdübey, niye bana engel olmadın? Abi seni vurmanla alakası yok. Ağzından köpük geldi. Hüsnü'yü çağır. Gelip kan alsınlar. Tahlil yapsınlar. Ne işin var burada? Selvi görmek istedi. Kimseyi sokmayın demedim mi ben size? Ha? Polat, ben istedim. Selvi'yi başka türlü sakinleştirme imkanı yoktu. Doktorlar ne işe yarıyor? Niye doktora söylemediniz? Polat, bir sakin olur musun? Kızcağız kocasına veda etmek istedi. Ne var bunda? Hey!
Marta'yı kim yaptı abi? Öğrenecek. Sen kendini bırakma. Güçlü olman lazım. Bundan sonra güçlü olmanın ne önemi var? Benim hayatım bitti. Memati için başını dik tutman lazım. O senin düşmanlarımıza bu sevinci yaşatmamı istemezdi. Memati olmadıktan sonra kimi sevdiği, kimin üzüldüğü umurumda bile değil. Ben bu acıya nasıl dayanacağım? İntikam için yaşayacaksın. Memati'yi kıyanlara bu dünyayı dar edeceğiz. Ne yapıyorsun Polat'ım? Sakin. Memati'nin daha bedeni soğumadı. Size ne tetikçiyi veririm, ne de bilgi veririm. Defolun gidin. Polat Alemdar, biz sana yardım etmek için buradayız. Ya sizin kulağınız işitmiyor mu? Sizi de yardımınızı da istemiyorum. Acını anlıyoruz ama görevimizi yapmak zorundayız. Ne oluyor burada? Polat, iyi misin? Sen karışma Leyla. Bu hastaneyi terk etmek için 60 saniyeniz var. Şimdi hemen çıkıp gidin. Şu anda herkes gergin. Bu olayı daha fazla büyütmeyelim. Abdülay yarın olayla ilgili gerekli bilgileri size iletir. Yalnız kalmak istiyorum. Müsaade eder misin? Etmem. Ne oluyor Polat? Ya daha ne olabilir? Bunu sen mi söylüyorsun Polat? Kaybedecek başka bir şeyin yok mu? Yok! Mesele kayıp kazanç meselesi değil. Ne meselesi? Konuş benimle. Ya bir kere de bırakın güçsüz olayım. Acımı yaşayın. Benim hata yapmaya, düşüncesiz olmaya, güçsüz olmaya hakkım yok mu? Es-salatu es-selam. Aleyke ya Bu muydu bizim peymanımız? Böyle mi yemin ettik? Var mıydı kaçıp gitmek? El bastık biz kitaba. Kaçmadın be usta. Ben seni bırakıp gider miyim hiç? Sen nefes aldıkça ben de alacağım. Sen benim yerime nefes alaydın Memati be. Ben ölüydüm.
En azından bilirdim ki sen benim emanetime sahip çıkarsın. Benim gözüm arkada değil usta. Selvi'ye de mi üzülmüyorsun ha? Burada üzülmek yok usta. Kalbin durdu diye vicdanında mı öldü Memati? Elimden ne gelir? Vadesi dolunca insanın elinden ne gelir usta? Öyle olsun Memati. Öyle olsun. Ömründe bana bir kere kazık attın. O da beni bırakıp giderek. Ama helal olsun. Helal olsun. Hakkım sana helal olsun. Aldığım her nefesin birini senin için alacağım. Senin intikamını, bizim intikamımızı alacağım. Ellerini ellerimden alıp gidersen, gidip de bir daha dönmeyeceksen, al ömrümü koy ömrünü ölüm başım üstün, yüreğimi koyamışımın için senden gelsin ölüm başım üstün, al ömrümü koy ömrünü üstün, yüreğimi koyamışımın için senden gelsin ölüm başım.
İlahike alâ giden min Rabbihim ve ilahike ve ilahike hemen müflahun. Sadakallahul azim. Allah'ım, sen güzel kardeşimizin günahlarını bağışla. Mekanını cennet eyle. Affını, merhametini, şefkatini esirgeme ondan. Ardında bıraktıklarına sabır ihsan eyle. El-Fatiha. Hadi, Memati'yi yalnız bırakın. Nereye bırakacağız baba? O bizi yalnız bıraktı mı bu hayatta? O sevdiğine gitti. Siz de sevdiğinizi uğurladınız. Sahibine teslim ettiniz. Artık sevdiğinizin emanetine sahip çıkma vakti. Kalkın. Sizi böyle çökertenlere daha fazla sevinç yaşatmayın. Gücüm tükendi. Kolumu kaldıracak halim yok. Allah var. Gücün, kudretin sahibi O. Efendim, Mete Bey geldi. Odanızı aldım, bekliyor. Sen ne arıyorsun burada Hüsnü? Niye hastanede değilsin? Efendim, Memati Bey'i vuran melun şahsın test sonuçları çıktı. Onları getirdim. Müsaadenizle zarfı takdim edeyim. Bırak Hüsnü. Niye ölmüş adam, söylesene. Efendim, kanı bozuğun kanında disin zehri çıktı. Takriben ölmeden 8 saat önce vermişler. Resim mi? Örgüt ne zamandan beri yaptığı eylemlerin üzerine örtmeye çalışıyor? Başınız sağ olsun. Nereden tanıyorsun? Anlamadım. Memati'yi vuran tetikçiyi nereden tanıyorsun? Benim bu işle alakam olduğunu düşünmüyorsundur umarım. Ne sorduysam ona cevap ver. Ben buraya iyi niyetle geldim. Polemiğe girmek için gelmedim. İyi işte. Tetikçiyi nereden tanıyorsun söyle. Niyetin iyi mi kötü mü anlayalım. Dün akşam nereden tanıdığımı bir türlü çıkaramamıştım. Cinayeti duyunca hatırladım. Zamanında itirafçı diye getirdiler bana. Ama tavırları hoşuma gitmedi. Çift taraflı çalışıyor olabilir diye uzaklaştırdım. Niye sıkmadın kafasına? Hangi birine sıkayım? Bunun gibi yüzlercesi geldi geçti. Bunu kullanan örgüt mü? Örgütün içinde birileri mi?
İkisi de olabilir. Ardı ardına çok tuhaf gelişmeler oluyor. Mete Aymar bugün memlekete dönmüş. Memati'nin ölümüyle ne ilgisi var? Bilmiyorum ama tesadüflerden hoşlanmam. Bir de Yaşar'ın örgüte büyük para verdiğini duydum. Yaşar'dan belki bir şeyler öğrenebilirsin. Yaşar'ı bulun. Yaşar mı yapmış? Bulursan sorarsın Abdülay. Bir saniye. Abi, ihtiyarlar başkanı görüşmek istiyormuş. Eşref Bey hatta. Sonra Abdülay. Eşref Bey, Polat Bey... Aradı mı adamı? An... Aradı abi. Tamam, o sizi arayacağım. Bir tuhaflık var, araştırıyorum diyor. Memati öldü, bundan daha büyük tuhaflık mı var? Bir an önce sonuç istiyorum Cahit. Abi, bu iş Yaşar'ın boyunu aşar. Başka bir şey var. Abdülay ne düşünecek, ne akıl yürütecek durumda değilim. Memati ile ilgili önüme kim çıkarsa boyunun ölçüsünü alacağım. Efendim Nesli? Polat, Servi hastaneden kaçmış. Nasıl kaçmış? Yaşar aradı. İleri geri konuştu. Onun peşinden gitti eminim. Ne olur bul Selvi'yi. Yaşar. Aferin Nesli. Aferin. Kim ararsa görüştürün kızı. Hızlan Cahit. Memati'ye sahip çıkamadık. Bari emanetine sahip çıkalım. Yaşar nerede dedim sana? Hanımefendi, Yaşar Bey henüz gelmedi. Burada olduğunu biliyorum. Hanımefendi, anlatamıyorum galiba. Çekil. Lütfen. Çekiliyorum sana. Lütfen sizi dışarı alalım. Hanımefendi lütfen. Ne oluyor burada? Müdürüm, Selvi Hanım'a Yaşar Bey'in burada olmadığını söyledik ama ısrar ediyor. Ne bakıyorsunuz? Atın dışarıya. Ne bakıyorsunuz aval aval? Atsanıza dışarıya. Bırakın beni. Bırakın. Bırakın. Bırak. Bırak. Bıraksana beni. Bırak. Hadi. Ay, bırak. Çekil diyorum sana. Sen mi? Ne bakıyorsunuz? Müdahale etsenize. Polat Bey, hanımefendi silah çekti. Bunu mu çekti ha?
Teknede. Yaşar Bey teknede. Ora teknenin yerini tespit etsinler. Yunan hava sahasına girmek üzereyiz. Geri dönmemiz lazım. Tekne ileride görüyorum. Maalesef kara sularımızdan çıkmışlar. Tekneyi indirinceye kadar dayanman lazım. Telsiz anonsu geçiyorlar. Geri dönmezsek vuracaklar. Alçal! Polat Bey, bu işin şakası yok. Alçal, bizi indireceksin. Alemdar, ben oğlumun intikamını aldım. Artık beni öldürsen de fark etmez. Ben senin gibi bin taneyi öldürsem, Memati'nin intikamı yine alınmaz. Yanlış yaptın Polat Alemdar. Adamın senin yüzünden öldü. Namusumuza el uzatmasına izin vermesen, bunlar olmazdı. Senin namusun mu var şerefsiz? Anlat, kimler bu işin içinde? Memati'yi öldürmeleri için dünyanın parasını verdim örgüte. İsim ver. Cemal. Çok para aldı ama değdi. Çabuk ol. Burayı bir an önce boşaltmamız lazım. Çabuk, çabuk, çabuk. Sen benimle gel. Çekmecedekileri topla.
Çabuk çabuk. Gel Anvar. Ne yapalım başkanım? Sıkacaksın, ne yapacaksın? Çabuk. Silahları at! Yat! Yat! Var mı lan şansını başka denemek isteyen? Ha? Ha. Cemal nerede? Ha? Senin gibi bir ajana verecek cevabım yok. Konuşacak bir şeyin yoksa bu ağza ihtiyacın. Ah. Senin var mı söyleyecek bir şeyin? Cemal Başkan Kandil'e gitti. Ne zaman gitti lan? Ne zaman gitti? Suikasttan hemen sonra. Hadi, hadi çabuk çabuk. Hadi acele edin. Polat! Ne zaman dönecek? Sana soruyorum, ne zaman dönecek? Polat! Cemal ne zaman dönecek? Ha? Bilmiyorum. Bilmiyorsan bu kafaya ihtiyacım yok demektir. Polat dur, ne yapıyorsun? Bilmediğine emin misin? Ben sadece bana verilen emirleri bilirim. Polat. Bırak adamı. Bu şerefsizlerin aldığı nefes zarar. Bırak onu, biz karar verelim. Bu adamlar senin ne istediğini bilmiyor olabilir. Ama başka konularda istihbarata verecek bilgileri olabilir. Umurumda değil Leyla. Ama sen benim umurumdasın. Yapma Polat. Polat! Polat bekle. Efendim Eşref Bey. Memati'yi kaybettik, yetmedi. Seni de mi kaybedelim? Memati'nin intikamını alamazsam beni asıl o zaman kaybedersin. Abi, Eşref Bey aradı. Başkan seninle görüşmek istiyormuş. Şimdi değil Abdüley. Abi, Memati abiyle ilgiliymiş. Kim kurdu pusuyu?
Memati'yi öldürenler. Kim vurdurttu Memati'yi? Hakkı affetsin. Eşref Bey, çok acil söyleyeceğim yere gel. Talimatları biliyorsunuz. Biliyoruz efendim. Birinci meşrutiyetten beri ilk kez ihtiyarlar başkanı suikast sonucu öldürüldü. Başkanım bana söyleyeceklerini biliyor muydun Eşref Bey? Memati'nin ölümüyle ilgili olduğunu biliyorum sadece. Memati ile ne alakası var başkanın suikasta uğramasının? Bunu yapanın başka bir derdi var. Görmedin mi? Mesaj vermek için ok kullanmış. Memati'yi vuranları bulursak, başkana suikast düzenleyenleri de öğreneceğiz. Sanmıyorum. Memati'yi vuran belli. Örgüt. Sebebi de belli. Yaşar. Başkanla ilgili bana söylemediğim bir şeyler var. İhtiyarlar arasında bölgenin geleceğiyle ilgili görüş ayrılıkları çıktı. Görüş ayrılığı her zaman olur. Bu başka Polat. Başkan suikaste uğramadan önce çok önemli bir planı hayata geçirmek üzereydi. Türkiye'nin bölgesel güç olmaktan başka çıkışının olmadığını, milli siyaset belgesinin ve devletin buna göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyordu. İlk adım olarak bölgemizdeki ülkelerde Türkiye'nin etkinliğini arttıracak bir yapı kurmaya başlamıştı. Gizli bir yapı mı? Evet. Başkan bölgedeki her ülkede KGT benzeri oluşumların olması gerektiğini düşünüyordu. Buna kim hangi akılla karşı çıkar? Spesifik olarak hangi üye ne görüş belirtti ben bilemem. Ama başkan ülkenin bölgesel güç olması için henüz yeterli ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olmadığını düşünen üyelerin ağır muhalefetiyle karşılaştı. Yabancıların bizim için oluşturdukları küçülme stratejisinin bizi ne hale soktuğu belli. Başkanın projesi çok doğru. Ama benim niye haberim yok? Bu konuda çok katkım olurdu. Başkan zaten bölgedeki diğer KGT birimlerini sizin yönetmenizi istiyordu. Proje olgunlaşınca size teklif getirecekti. Başkanlık için en büyük aday kim? Geleneklere göre başkandan sonra gelen kıdemli üye
diğer üyeleri toplantıya çağıracak. O toplantıda yeni başkanın kim olduğunu belirleyecekler. Onlar yeni başkanı seçmeden benim bölgesel KGT yapılanmasını tamamlamam lazım. Başkanın çalışmalarına nasıl ulaşırım? Başkana ait ne varsa teamüller gereği bu gece yakılacak. Eşref Bey, bu projeye ulaşamazsak geleceğimizi yakacaksınız demektir. Polat Alemdar, bütün projeler yeni başkan seçildiğinde ulaşacağı şekilde yedeklenir. Yeni başkanın, şimdiki başkana suikast düzenleyenlerden olmadığını nereden bileceksiniz? Beni başkanın ofisine götür. Benden binlerce yıllık kuralları yıkmamı mı bekliyorsun? Belki de artık yeni kurallar koymanın zamanı gelmiştir. Kesin bilgi mi bu Kara? Anladım. Sağ ol Kara. Bir haber mi var Abdülay? Var abi. Hem de iyi haber. Kara, Cemal'in bu gece sınırdan sızacağını söyledi. Hazırlığınızı yapın, bir an önce bölgeye gidelim. Abi adam zaten İstanbul'a gelecek. Biz niye gidelim? Abdülay, sınırda mayına basar. Askerle karşılaşır, Mehmetçiğin biri kafasına sıkar. Yolda trafik kazası geçirir. Ben sorgulayamadan ölür mölür neme lazım. Gidelim alalım şerefsizi. Hareket yok mu Abdülay? Yok abi. Kara. Kara. Adamın ne kadar güvenilir? Bizi zarflamış olmasın? Şimdi Polat Alemdar, çift taraflı çalışan adamlara ne kadar güvenilir? Sen de benim kadar iyi bilirsin. Ama ne yapalım? Elimizde başka bir bilgi de yok. Bu Cemal şimdi örgütte kahraman mı olmuş? Memati. Allah rahmet eylesin. E tabi efsane bir isimdi. Elbette Cemal'in namı biraz yürüdü. Ben onun namına da, canına da. Rapor ver. Etraf sessiz, hareket yok. Anlaşıldı. Hadi. Satsan çok büyük para alırdın. Böyle şey olur mu Cemal Başkanım? Biz kendimizi, halkımızın mücadelesine adamışız. Ne halkı? Biz olmasak halk mı vardı? Koyun sürüsünden farkı yoktu. Cemal Başkan, siz Memati Baş'ın öldürülmesi gibi bir eyleme imza attıktan sonra o sürü peşinizden ayrılmaz. İlk defa doğru çözümleme yaptın. Polat Alemdar'ı da öldüreceğim. Asıl o zaman göreceksin, bölgede bize tavır koymaya çalışanlar nasıl peşimize düşecekler. Hadi yürüyün.
Cesetleri sakladınız mı? Sakladık abi. Yüzünüzü saklayıp kapıya çıkın. Cemal öncülerini görmeden yaklaşmaz. Yüzünüzü göstermeyin. Tamam abi. Kara, biz senin etraflarından dolaş parkalarına geçeceğiz. Tamam. Ben sıkmaya başlayana kadar kimse sıkmayacak. En ufak bir şüphede Cemal'i elimizden kaçırırız. Tamam abi. Öncülerle irtibat kur. Şivan, rapor ver. Şivan, cevap ver. Başkanım, telsizleri bozulmuş herhalde. İşaret yapıyorum. İşaret mi? Kime sattın lan beni? Örgüte mi? Polat'a mı? Paranoya yapıyorsun başkan. Yaklaşırsanız adamınız ölür. E artık yaşaması için bir neden yok o zaman. Sence de öyle değil mi Cemal? Polat Alemdar, beni öldürme. Ne istiyorsan vereyim. Muhatin'in ölüm emrini sen mi verdin? Yoksa daha yukarıdan mı geldi? Yaşar'dan aldım. Para karşılığında yaptırdım. Kime yaptırdı? En güvendiğim adamıma. Yıldırım'a. Bana niye sıkmadı peki? Fırsat bulamamış. Bana niye sıkmadı? Ne bileyim. Tetiksi senin elindeydi. Sorsaydım Polat Alemdar. Adamın risinle zehirlenmişti. Sorguda öldü. Ne risini? Bizim böyle bir eylem tarzımız yok. Yalan söyleme lan. Örgüt hangi elemanını eylemden sonra zehirlemiş? Böyle bir şey mi var Kara? Kim zehirledi o zaman tetikçiyi? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bu eylemi sen yaptırmadın mı şerefsiz? Nasıl bilmiyorsun? Ben eylemin emrini verdim. Ne bileyim Yıldırım neyi nasıl yaptı? Sen Yıldırım'la ilgili ne biliyorsun onu anlat. En güvendiğim adamlardan birisi.
Örgüt'e ve bana bağlılığından şüphe etmem. Lan bu zehiri herif kendi kendine mi yuttu? Bırakın. Gidip sorayım. Bu şerefsiz Kandil'de mi İstanbul'da mı şimdi? Metropol'de benim yerime vekalet ediyor. Ara. Yok mu arayacağım? Yok. O zaman sana da gerek yok. Abi bunu İstanbul'a götürelim. Adamını bulana kadar lazım olur. Abdüley doğru söylüyor Polat Alemdar. Abdüley paketleyin bunu dönüyoruz. Polat Alemdar. Size kolay gelsin. Nereye Kara? İstanbul'da benim bir işim kalmadı. Benim seninle işim bitmedi. Bu işler çözülene kadar geliyorsun. Polat Alemdar. Bu işlerin çözülmesi zor. İstanbul'daki herkesi öldürmen lazım kafanda şüphe kalmaması için. Gerekirse onu da yapacağım. Sen de yanımızda olacaksın. Kalbim sizinle. Bana ayak yapmayacaksın Kara. Ne diyorsam onu yapacaksın. Adamın hep böyle geç mi kalır? Bir şeylerde şüphelendisi gelmez. Yıldırım'ı çok iyi eğittim. Bakalım ne kadar iyi eğittiğim belli olacak. Yıldırım, nerede kaldın? Başkan, Kandil'le görüştüm. Senin TC'nin elinde esir olduğunu söylediler. İkna edeceksin. Yıldırım, ne saçmalıyorsun? Burada oturup seni bekleyerek vakit kaybediyorum. Neredesin? Başkan, TC'nin elinde değilsen dışarı çık. Yalnız olduğunu göreyim, arabayla gelip seni alacağım. Yıldırım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Senin paranoyalarınla uğraşacak vaktim yok. Başkan, yalnızsan kapıya çık. Aksi halde ben gideceğim. Yıldırım, Yıldırım! Kapattı. Abdüley, sen arkadan çıkıp yolun karşısına dolaş. Cahit, sen pencerede kal. Hadi yürü. 5 adım atıp bekleyeceksin. 6.'yı atarsan Cahit kafana sıkacak. Cahit, gel. Bekle. Arkaya koy elini. Say yürü. Şimdi. Cahit sen de. Bir. İki. Üç. Dört. Çatılara bak!
Nasılsın? Kötüyüm. Sistem halindesin değil mi? Çok. Yeter diyorsun değil mi? Yetmedi mi çektiğim diyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, sopayla kilime vuranın amacı kilimi dövmek değil, tozunu almak. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederlenirsin? Ben gönül ehli değilim. Sizin baktığınız gibi bakamıyorum. Nereden bakarsan bak, Allah zalim değildir. Merhamet sahibidir. Rahman ve Rahim'dir. Memati öyle dağladı ki ciğerimi. Söz kâr etmiyor. Etse de gönül dinlemiyor. Peki, ne dindirir acını? Memati'nin ölmemiş olması. Memati ölü değil ki. Yok olmadı. Ama sen özüne dönmezsen kendini yok edersin. Memati yine ölmemiş olur. Fakat Polat'ı öldürürsün. Polat var olduğu müddetçe mematiler var olacak. Polat Alemdar, burayı sana kim söyledi? Önemli olan kimin söylediği değil, öğrenebilmiş olman. Ben öğrenebiliyorsam başkası da öğrenebilir. Maalesef zafiyet içerisindesiniz. Zafiyet göstermeye mi geldin? Yoksa bizim zafiyetimizin bedelini ödetmeye mi geldin? Açıkçası ben ne kararlar aldığınızı öğrenmeye geldim. Bunlar seni ilgilendirmez. 2000 yıllık geleneklerimizi seninle tartışacak değilim. Bu ülkede olan her şey beni ilgilendirir. Hem başkanın hem mematinin ölümü bana olduğu kadar size de verilmiş bir mesaj. Sizi bilmiyorum ama ben bunun ne olduğunu öğrenmeye kararlıyım. Ne başkanın ne mematinin ölümleriyle ilgili senden fazlasını bilmiyoruz. Bırak da işimizi yapalım. Bu teşkilat canının istediği zaman sorgulayabileceğin, hesap sorabileceğin ya da muhabbet edebileceğin bir teşkilat değil. Benim bu kuruma olan saygımı zorluyorsunuz. İçinizdeki ihaneti kesip atmadan hiçbir konuda karar verme hakkınız yok. Haddini aşıyorsun. Senden daha önemli işlerimiz var. Bana ve size karşı çok büyük bir oyun oynanıyor. Eğer bu oyunun içindeyseniz bunun bedelini size ödetirim. İçinde değilseniz bana izin verin, bu oyunu çözeyim. Seni yeteri kadar dinledim. Polat Alemdar'ı dışarı çıkarın. Thank you.
İstediğin gibi siz gelene kadar harekete geçmedik. Yıldırım içeride ve sağ olduğuna eminim. Kimden öğrendiniz Yıldırım'ın burada olduğunu? Polat Alemdar, bu ülkede kimin ne yaptığını biraz bilirim. Hayatımız bu işlerle geçti. Soruma cevap vermedin ama. Ben sana adamı vereceğimi söyledim. Sözümü yerine getiriyorum. Efendim, harekete geçelim mi? Tamam, siz gidebilirsiniz. Gerisini ben hallederim. Polat Alemdar, adamlar kalabalık. Bırak yardım edelim. Adamı öldürecek olsam sana haber vermezdim. Madem öyle, Abdüley ve Cahit dışında benimle binanın içine kimse girmeyecek. Hareketimi bekleyin. Dışarıdaki güvenliği halledince etrafı sarıp bekleyeceksiniz. Dışarı çıkan olursa kesinlikle öldürmek için ateş etmeyeceksiniz. Merak etmeyin. Biz de sizin kadar bu işin çözülmesini istiyoruz. Koru beni. Elinde bir şey var. Siyanür yuttu. Nemati'yi kim öldürttü? Mehmet abinin olayını çözmeden biz niye bu işe girdik? Abdüley, biz girmedik. Onlar soktular. Tezgah o zaman. Biz intikam almayalım diye. Bizi tezgaha getirmek için memleketi yangın yerine mi çevirdiler? Abdüley, Memati işi sadece örgütün işi değil. Siyanür bize bunu gösterdi. Şunu biliyorum ki ben bugüne kadar hiçbir sevdiğimin intikamını almamazlık etmedim. Allah benim canımı Memati'nin intikamını almadan almayacak. Aç. Tamam, açıyorum.
Anlat bakalım. Memati'yi niye öldürdün? Bana tuzak kurdular. Ben kimseyi öldürtmedim. O zaman Yıldırım'ı niye öldürdün? Ben öldürmedim. Hepiniz gördünüz. Ben engel olmaya çalıştım. Bak kuzum. Sana burada söz veriyorum. Memati'yi neden ve kimin için öldürttüğünü söylersen... ...seni yurt dışında krallar gibi yaşatacağım. Kimse nerede olduğunu, ne yaptığını bilmeyecek. Polat Alemdar, istesem de konuşamam. Abdülay, bu güzellikle konuşmayacak. Hastanede beyni uyuşmuş. Biraz beynini açın. Durumu ne? Dinlendirdik biraz. Sorgu için hazırlayayım hemen. Yalan söylemediğinden nasıl emin olabiliyorsun? Erkan özel yetiştirilmiş. Sorgu sırasında konuşmamak için kullanılan tekniklerin hepsini uyguladı. Ama biz bilinç düzeyini geçip bilinçaltına indik. Bu noktadan sonra yalan söylemesine imkan yok. Hafızasında bir sorun olmadığından emin misin? Birileri bu bilgileri hafızasına ekmiş olamaz mı? Beyin dalgalarını sürekli izliyorum. Herhangi bir düzensizlik yok. Söylediğiniz gibi bir müdahale geçirmiş olsa mutlaka bir takım düzensizlikler olurdu. Sen Memati'yi tanıyor muydun? Seni de Memati'yi de iyi tanıyordum. Yıldırım'ı sen mi öldürdün? Evet. Siyanür hapını ağzından almaya çalışır gibi yapıp ağzına soktum. Yıldırım'ı neden öldürdün? Memati suikastini ona yaptırmıştım. Konuşmaması gerekiyordu. Memati'yi neden öldürttün? Emir aldım, uyguladım. Emri kim verdi? İhtiyarlar başkanı. İhtiyarlar başkanı neden Memati'yi öldürtmek istedi? Bilmiyorum. Sen ihtiyarlar başkanını gördün mü? Bu emri direkt o mu verdi? O zaman başkan değildi. Üyeydi. Bana heyetin kararı iletildi, gereğini yaptım. Peki Mete bu işin neresinde? Mete'nin hiçbir şeyden haberi yok. İhtiyarlar beni yıllar önce onun yanına yerleştirdi. Eski başkanı neden öldürdünüz? Eski başkanın ölümü hakkında bilgim yok. Başkanın ölümüyle Memati'nin ölümü arasında bağlantı var mı? Bilmiyorum. Memati suikastini anlat. Yaşar Katırcı Memati için yüklü miktarda para vermişti. Cemal de senin ve Memati'nin düğün sırasında öldürülme emrinizi verdi Yıldırım'a. Biz senin yaşaman gerektiğini, Memati'nin ölmesi gerektiğini söyledik. Beni niye öldürtmediniz? İhtiyarlar öyle istedi. Neden? Bilmiyorum. Kim biliyor? Aksaçlı.
Toprak da insan gibi Polat Alemdar. Nefes almadıkça verimli olma ihtimali yok. Toprağı kazıyorsak onu incitmek için değil, nefes alsın diye. Ben nefesimi kesenleri arıyorum. Bana nefes aldıranları değil. Bana geldiğine göre nefesini kesenin kim olduğunu öğrenmişsindir. Öğrendim. Yardım ederseniz bunun hesabını sormak istiyorum. Ne yapabilirim senin için? İhtiyarlar Başkanı hain. Bu fikre varmanı kim sağladıysa asıl hain odur. Ben sizden yorum yapmanızı değil, beni başkanla görüştürmenizi istiyorum. Polat, Polat, sen nefessiz kalmamışsın, zehirlenmişsin. Başkanın hain olduğunu nasıl düşünebilirsin? Başkan da herkes gibi insan değil mi? Onun da zaafları, hırsları yok mu? Sen başkanı tanımıyorsun Polat Alemdar. Tanısaydın, onun bütün bunları aşacak nitelikte bir adam olduğunu bilirdin. Ben de sizden, başkanı daha yakından tanıma fırsatı istiyorum sadece. Senin yaptığın hizmetleri takdir etmesem, buradan sağ çıkmana bile izin vermezdim. Başkan senin döneminin kapandığını söylediğinde, onunla ters düşmüş, Polat Alemdar'ın daha yapacak çok hizmeti var demiştim. Ama gördüğüm kadarıyla ak saçlı haklıymış. Sen gerçekten bitmişsin. Sizin yardımınız olsun ya da olmasın, ben başkana ulaşacağım. Ve ona ulaştığımda ne bu kadar kibar, ne de bu kadar tahammüllü olmayacağım. Beni öldüreceğini söylüyormuşsun. İşte karşındayım. Sorularıma vereceğiniz cevaplara bağlı yaşayıp yaşamayacağınız. Polat Alemdar, bugüne kadar öldüremediğin hiç kimse olmadı mı? Olmadı. Bu bakış açısına göre benim açımdan yapılacak en doğru şey seni yaşatmamak. Öyle değil mi? Öyle. Eğer ihanet içindeysen yapacağın en akıllıca şey
beni burada öldürmek olur. Polat Alemdar. Beni öldürmek isteyen onlarca gizli servis, devlet, teşkilat var. Ben senden korkmalıyım, öyle mi? Artık kabul edeceksin. Senin gücünü aşan şeyler de var. Erişemeyeceğin, öldüremeyeceğin insanlar var. Benim erişemeyeceğim, öldüremeyeceğim hain yok. Sana göre ben hain miyim? Memati'yi sen mi öldürttün? Ne fark eder? Memati'nin hayatı mı belirleyecek benim hain olup olmadığımı? Bir adamın hayatı bu kadar belirleyici mi senin için? Siz 2000 yıllık geçmişinizde kaç tane Memati yetiştirebildiniz? Benim Memati ile bu ülke için, bu millet için verdiğim mücadeleyi siz hayal bile edemezdiniz. O hayali senin hayalin yapan unutma ki biziz. Seni yetiştireni yetiştiren biziz. Sana mematileri yetiştirme fırsatını veren de biziz. Biz. Biz dediğiniz kurum. Ben seni soruyorum. Ak saçlıyı öldürten, Memati'yi öldürten sen misin? Siz misiniz? O zaman seni niye sağ bırakıp öldürmedim? Onu da söyle. Ben buraya tartışmaya gelmedim. Hayatımın en önemli sorusuna cevap bulmaya geldim. Memati'yi sen mi öldürttün? Ne sen, ne de bir başkası bana hesap soramaz. Haddini bil! Daha henüz haddimin kıyısına bile gelmedim. Haddimi aşmaya karar verirsem karşımda böyle konuşamazsın. Polat Alemdar'la görüşmem bitti. Çıkarın dışarı. Emredersiniz. Çok şükür abi. Bir şeyin yok. Senin ne işin var burada ha? Yoksa gayeyi tek mi bıraktın? Abi sen ölüm kalım mücadelesi verirken ne gayesi? Tamam, ölmedim işte. Hadi çabuk ofise. Tamam abi. Araba nerede? Bir şey mi buldun abi? Galiba. Sağdan Cahit. Sağdan.
sola dön. Nasıl getirdim buraya kadar? Detayları fark ettikten sonra içimden saydım Abdüley. Buralarda bir yer olması lazım. Burası normal çarşı. Beni gözlerim bağlı içeri soktular Cahit. Çarşı görünüyor ama değil. Burası onlara ait mekan. Üst düzey korunaklı. Abdüle, yukarıdan bir yerden bak. Netice alamazsan helikopterle fotoğraf çektirelim. Tamam abi. Eğer zannettiğim gibiyse burası... Girmesine gireriz de içeri, adamı alıp çıkamayız. Biz de o zaman öldürür çıkarız. Sadece öldürecek olsam yanına girmişken öldürür çıkardım. Ben kafamdaki soruların cevabını bulmadan ne ben öleceğim ne o ölecek. Haklısın abi. Tepede gizli noktada iki sniper var. Mekan burası. Peki deprem, baskın, acil durumlarda buradan çıkartamazlar başkanı. Buranın bir de gizli çıkışı olması lazım. Önünde güvenlik tedbirinin olmadığı, sadece acil durumlarda kullandıkları. Abi İstanbul Bizans'tan kalma değil mi? Altı entrika dolu. Sarnıçlar, tüneller... Aferin Cahit.
25 lirayla buraya kadar. Bir Fatiha okuyup gidelim. Sözüm sözdür. Söz verdim. Abdurey. Bazen 5 lira çok büyük bir para. Komutanım. Aksaçlı'nın yanına beklenmeyen bir misafir var. İndirin. Komutanım olumsuz. Hedefi göremiyoruz. Herkes görev yerlerine. Senin bile durman gereken bir nokta vardı. O noktayı geçtin. Artık senin için geri dönüş yok. Biliyorsun değil mi? Ben sadece sorularıma cevap arıyorum. Bu işi bu noktaya siz getirdiniz. Memati öldüğünden beri sen hiç doğru soru sormadın Polat Alemdar. Doğru soru ne? Söyle onu da sorayım. Doğru soru şu. Memati'nin ölmesine nasıl izin verdin? Neden bu zafiyeti gösterdin? İçeri giriyoruz. Olumsuz komutanım, kapıyı tuzakladı. Siz ikiniz burada kalın. 2 kişi kapının önüne. Geri kalan benimle gelsin. Komutanım, içerideki kamerayı kaybettik.
Abi, Tim tünele giriyor. Tamam abi, siz pozisyon alın. Ne bekliyorsun? Öldüreceksen öldür. Daha önce de söyledim. Sorularımın cevaplarını almadan öldürmeyeceğim. Dur, tuzak! İyi misiniz? Burası kapalı. Abdüley, 10 dakikamız var. Ne durumdasınız? Abi, sniperları halletmek üzereyiz. Ben hiçbir yere gitmiyorum Polat Alemdar. İyi. Ben götürmesini bilirim. Az kaldı, daha hızlı. Polat Alemdar nerede? Kim? Cahit, buradan sola dön. Mobeselerin görüş alanından çıktı.
Ambulansa al, yola çık. Kırmızı ışıkta falan git. Mobeselere görünmek için ne gerekiyorsa yap. Hadi. Gaye ne yapmış? Abi, ofis izlendiği için Gaye'nin ekipmanını çıkarmak biraz zor olacak. Kardeşim, ben ihtiyarlar başkanını çıkardım. Siz iki sorgu cihazını mı çıkaramıyorsunuz? Gaye ne yaptın? Hastanedeyim, ilaçları alıyorum. Hüsnü'yü gönderdim ofise ama aletler hala gelmedi. Onları bekliyorum. Abdüley, abi Erkan'ı söyledin mi? Şimdi zamanı değil. Başka işimiz var. Ben sonra konuşurum. Polat Alemdar. Hayatım boyunca bu kadar aşağılanmadım. Beni buna mecbur bıraktınız. Fakat siz yine de bunu aşağılanmak olarak görmeyin. Benim amacım sadece Memati'nin ve sizden önceki ak saçlının da katilini bulmak. Her iki suikastin aynı odaklar tarafından işlendiğini nereden biliyorsun? Aksaçlı öldürülmeden önce bana Memati'nin katiliyle ilgili çok önemli şeyler anlatacağım. İhtiyarların ihanet içinde olduğunu söylemişti. Böyle bir şey mümkün değil. Olsa bile heyeti soruşturmak kimsenin haddine düşmez. Bundan böyle haddi hududu ben tayin ederim. Ne o Polat Alemdar? Sen konuşturamıyorsun. Aletlerden mi medet umuyorsun? Daha önce de söyledim. Sorularıma cevap almadan ölmene izin vermeyeceğim. Boşuna uğraşıyorsun. Sorularının cevabı bende değil. Hazır olması ne kadar sürer? Kişinin direncine göre değişiyor. İlacın etki etmesi 15-20 dakika. Direnci kırılana kadar bu aralıklarla birer doz daha vereceğim. Hala direniyor, çözülmedi. Bir doz daha ver ilaçtan. Tansiyonu çok yükseldi, riskli. Gaye, sen dediğimi yap. Kalp krizi geçiriyor. Oksijen maskesini ver. Ah.
şimdilik kurtuldum. Ama hastaneye götürmek lazım. Ben öğrenmem gerekeni öğrenmeden hiçbir yere gidemez Gaye. Abi daha fazlasını kaldıramaz. Kaldıracak. Tekrar başla. Abi, biz bu adamı konuşturmadan ölürse soyumuzu kuruturlar. Ne diyorsam onu yapın. Ben bu ineği yapamam. Adamı göz göre göre öldüremem. Vakit tamam Gaye. Bak bakalım çözüldü mü? Çözüldü. Başlayabilirsin. İhtiyarlara nasıl girdin? Heyete giremezsin. Ancak seçilebilirsin. Seni yetiştiren kimdi? Lisedeki müdürüm. Aslan Bey'i sen mi yetiştirdin? Aslan'ı da. Onun gibi nicelerini de ben yetiştirdim. Sencer de onlardan biri mi? Evet. Aksaçlı olman neden bu kadar zaman aldı? Ben de senin gibi geç yaşıma kadar operasyonel görevi bırakmak istemedim. Kaç sene benim yaptığım görevi yaptın? Ülkede 15 yıl. Ülke dışında 10 yıl. Kurtlar Vadisi operasyonunu sen mi tasarladın? Ben ve abim beraber tasarladık. Aslan yönetti, sen uyguladın. Doğu Bey senin abin miydi? Evet. Aslan Bey öldükten sonra neden benimle temasa geçmedin? Benim yerime abim seninle temasa geçti. Erkan da seni yetiştirme. Hayır. Erkan size çalışmıyor mu? Heyete çalışıyor. Ama onu da yetiştiren Aslan. Erkan Memati'yi senin emrinde öldürmüş, doğru mu? Memati'nin ölüm emrini sen mi verdin? Memati'nin ölüm emrini sen mi verdin? Direnci yükseldi. İlacın etkisi azalıyor. Şimdiye kadar söylediklerin hepsi doğru mu? Evet. Emin misin? Eminim. Memati'nin ölüm emrini sen mi verdin? Hayır. Erkan Memati'yi senin emrinle öldürttüğünü söylüyor. Erkan benim kim olduğumu bile bilmez. Nasıl bilmez? İhtiyarlara yetene çalışmıyor mu bu adam? Sen de yıllarca heyete çalıştın. Kimi tanıyordun? Memati'yi kim öldürttü? Bilmiyorum. Erkan kiminle temastaydı? Benden önceki aksaçlıyla. Doğru söylüyor. Senden önceki başkanı kim öldürttü? Araştırıyorum. Henüz öğrenemedim. Beni niye görevden aldın o zaman? Sana öyle bir darbe vurdular ki görevini unuttun. Kim? Bana bu darbeyi vuran kim?
Bilmiyorum. Peki bu eski dönemin kalıntılarını niye göreve getirdin? Mete Aymar, CIA'in adamı. Amerikalılarla arası iyi. Amerikalıların gazını almak için göreve getirdim. Diğer Mete'yi onun başına bela olsun diye getirdim. CIA'in adamı dediğin birini nasıl o koltuğa oturtuyorsun? Mete Vitrin. Biz bölgedeki planlarımızı uygularken Amerikalıların, İsraillilerin Türkiye'nin ceplerinde olduğunu sanmalarını sağlıyor. Nasıl? CIA'nin isteklerini Mete yerine getiriyor. Ben de bölgesel KGT ile Amerikalılara fark ettirmeden gereken müdahaleyi gizli olarak yapabiliyorum. Fail olarak da beni gösteriyorsun. Sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Yıllardır adamların ayaklarına basıp duruyorsun. Kötü plan değil. Ne yapacağız abi? Bilmiyorum Gaye. Sen doğru söylediğinden eminsin değil mi? Eminim. Yalan söylemesine imkan yok. Gaye Erkan için de öyle dedi. O da yalan söylemiyordu. Hem o hem başkan nasıl doğru söylüyor Gaye? Birinden birinin yalan söylüyor olması lazım. Erkan başkana çalıştığını zannediyorsa yalan söylemiş olamaz. Erkan'ı tekrar sorgulamam lazım. Kendisiyle nasıl temas kurulduğunu çözersem Memati'nin katiline ulaşırız. Abi, Erkan'ı aldılar. Kim aldı? Mete Aymar. Benim niye haberim yok bundan Amdüley? Abi, biz başkanı alırken olmuş. İlk defa bu kadar akıllı bir düşmanla karşı karşıya geldik. Bu işin arkasında kim varsa her şeyi hesaplamış. Bizi kukla gibi oynattı. Abi muhakkak bir çözüm bulacağız. Umudum gittikçe tükeniyor Abdurrey. Kriz geçiriyor. Bu sefer kurtulması çok zor. Abdülay, Cahit'e söyle. En yakın hastaneye hızlı. Cahit, en yakın hastaneye gidiyoruz. Başkanı yalnız bırakmayın. Tamam abi. Sen ne yapacaksın abi? Hayatımda ilk defa ne yapacağımı bilmiyorum Abdülay. Haklı bir görev. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes.
Artık onlar yok. Artık onlar yok. Anladın mı? Hiçbiri. Anladın mı? Hiçbiri. Kapıdan içeri girip yemin edersin. İçeri girip yemin edersin. Çıkarken hayatın yemin ettiğin masanın üzerinde kalmıştır. Şunu kafana iyice sok. Şunu kafana iyice sok. Herkes gibi yaşayıp herkes gibi ölmek bizlere göre değil. Ne hayatımız başka hayatlara benzer, ne ölümümüz başka ölüm. Her insan hayatında birkaç ölüm yaşar. İkinci ölümüne hoş geldin, Polat Alemdar. Sen de bu yürek varken evlendi. Sen de bu yürek. Adın ne olursa olsun, yüzün hangi şekli alırsa alsın, hala ve her şeye rağmen bu ülke için umut var demektir. Kocaman bir umut. Gidip de bir daha gelmeyeceksen, hakkını helal etmem artık. Ben sana verdiğim sözü tutamadım. Katilini bulamadım. İlk defa artık burada yerim olduğunu hissetmiyorum. Ben de senin yanına geleceğim kardeş. Saçlı nerede? Başkan hastanede. Nasıl bu ihaneti yaptın? En sevdiğin insan, 10 sene birlikte mücadele ettiğin insan öldürülürse, buna cevap bulmak için benim gibi büyük bir hata yapabilirsin. Seni öldüreceğiz biliyorsun değil mi? Tek dileğim, başkanın iyileşip ölüm emrimi vermesidir. Siz mi yaparsınız, başkası mı umurumda değil. Gidin başkanınıza sahip çıkın. Gidiyoruz.